Ne? Ben boyama kitabı istiyorum. Boyama kitabı mı? Yok mu evde hiç? Vardır ya. Gel dur bakayım. Onun odasına bakalım mı? Kesin orada vardır boyama kitabı. Yürü. Eski kral şakirler falan var. Hiçbir şey olmazsa onlardan vardır. Bak anne, boyalarımı da hazırladım gördüğüm. Süpersin. Keçelerle mi yapacağız boyamayı? Tamam. Ben şimdi bakayım bakalım. Bakıyorum burada var mı? Yok. Burada yok. Aa, buradan bir şey düştü. Defter o, bir şey değil. Bunlar okuma kitabı. Ah, boyama kitabı buldum. Hem de iki tane, Rüya. İki tane boyama kitabı buldum sana. Hadi gel, birlikte yapalım mı? Tamam. Hangisini sen istersin? Yeşil mi, kırmızı mı? Tamam o zaman, ben de buna bakayım bakalım. Koy yere boyama kalemlerimizi, birlikte yapalım ya. Ne olmuş? Annem, bu eski boyadıklarından değil mi? Hı-hı. Çok güzel olmuş gerçekten. Hiç taşırmadan çok düzgün boyamışsın. Çok emek sarf ettiğin o kadar belli ki. Bu da çok güzel anneciğim. Ben neyi boyasam acaba? Kepçe mi? Kamyon mu? Ben ekskavatör mü? Bu ne ya? Vinç. Bunu mu? Ay çok güzel bir gemiymiş. Ne renk yapacaksın anneciğim gemini? Hayal gücüne bak. Hayal gücüne bak. Hadi bakalım ne çıkacak ortaya acaba? Buradan mı? Ben bunu mu yapsam? Ya o hayal gücün olmaz ki ama. Mesela ben hiç görmediğim renkte bir gemi yapmak isterim. Hmm. Mesela bakayım şöyle renklerine. Aynen, pembe bir gemi. Hayatımda hiç pembe. Pembe uçak yaptım. Tamam, gemiyi ne renk yapacağız şimdi? Aa, bir şey söyleyeceğim. Burada farklı renklere boyayabileceğim 1-2-3 tane katı var geminin. Farklı renklere boyasak olmaz mı? Ay çok güzel düşünmüşsün. Ben de yardım edebilir miyim? Ben de boyayayım mı? Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Bana hangi rengi veriyorsun şimdi? Hangisiyle boyamaya başlayayım ha? Ben bu ikisiyle yapacağım. Sen de bu ikisiyle. Hangi ikisi benim? Bu mu? Tamamdır. Nereyi boyayayım ben şimdi? Bacaları sarı yapayım mı? Hani aynı şey var ya, bacaların. Üstü. Şu, gri duman mı diyorsun? Ben orayı demiyorum. Ha. Bak hani çizgi var ya, çizgiyi boyama, kenarları da. Hepsini sarı boya. Tamam. Çizgi kalıyor. Doğru muyum? Çizgi peki. Kalıyor. Hepsi. Benim sarılarım bitti. Nasıl oldu? Çok güzel. Rüya, benim sesim daha çok kısılıyor sanki, değil mi? Bir şeyler mi kaynatıp içsem acaba? Ihlamur iç. Mantıklı. Evet, şimdi yeni olarak şimdi, dedim. Şimdi kırmızı. Ben mi boyuyorum kırmızıyla? Nereyi boyayacağım ben? Kırmızı nerede? Bununla şu çizgileri boya ama biraz zor boyanıyor boya. Valla. Az kaldığı için. Tamam, deneyeceğim. Nasıl oldu bacalarım? Bence çok güzel. Peki aşağı inerek. Resmi sen bana boyatıyor olabilir misin? Hayır ben... Evet anne, çünkü bu kitaplar bana çok bebeksi geliyor. Bana yeni boyama kitapları lazım. Nasıl bir şey istiyorsun sen? İşte Black... Black Pink... Boyama kitabı genelde küçükler yapar ama. Yani bulabilir miyim emin değilim. Sen nasıl bir şey istiyorsun? Ha, küçük parçalar daha dikkatli boyanması gereken bir şey. Ha, kendini geliştirmek istiyorsun yani. Anladım. Boyama arkadaşlar gibi. Bir şey soracağım. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben boyama kitabından ziyade... boyama yapmayı, yani resim çizmeyi daha çok seviyorum ama sen galiba boyama kitabı istiyorsun değil mi? Arkadaşlar, Rüya'ya göre boyama kitabı alalım mı? Ve bu kitap neli olsun? Evet. Yorumlarınızda yazın. Sen Blackpink diyorsun ama Blackpink'i bulabileceğimizi zannetmiyorum. Bakalım neli biraz bulabileceğiz. Biraz sesi falan değil, böyle bebek sesi. Mandela. Mandela mıydı onun adı ya? Rüya, Mandela diye bir şey var, hiç duydun mu? Hayır. İnce çizgilerle böyle. Dur bulacağım. Ben sana efsane yetişkinlere özel boyama kitabı diye bir şey var. Ama gerçekten yetişkinlere özel. Sana gidip ondan alacağım, bekle beni. Sen mi girmek istersin videoya, ben mi gireyim? Sen. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Rüzgar'la boyama yapacağız. Hazır mısın? Efendim? Bunda uçak yok. Yok mu? Ama burada ilk başta uçak gösteriyor olmalı. Uçak yok. Yok mu? Aç bakalım. Aç bakalım derim. Ha, bu ne? Bir tane kayık mı denir bunlara? Evet. Kayık var. Çok bu, güzel. Burada da uçak. Uçağı birisi boyamış. Sence kim? Rüya. Evet. Burada bir tane uzay aracı var, Rüzgar. Evet, uzay aracı. Böyle uçuyorlar roketler. Burada gemi var. Gemi de boyanmış. Gemi dünyaya vardı. Bunu kim vardı? Bu ne? Balon. Buna balon denir. Tamam. Bu da bir kayık. Bu gemiyi kim boyadı biliyor musun? Ben boyadım onu da. Dur. Önce bir seçelim. Bunu boyayalım mı? Bunu bir
Tamam peki. Hangisi Ali? Bence bir şey söyleyeyim mi sana? Bak bu fena değil. Bunun çok küçük küçük şeyleri var. Senin sana çok tamam, uygun değil. Tamam, ondan bunu boyayalım. Bir şey, bir dakika. Bence bunu boyayalım. Bak 3 tane bölümü var. 3 ayrı renge boyarsın. Mesela açık yeşil. Tamam peki, uzaylıyı boyayalım. Bunu alayım. Sulu boya yapmayacağız. Bunu ver. Sulu boya yapmayacağız anneciğim. Kuru boya. Bugün kalemlerle boyayacağız. Kuru kalemlerle. Kahverengi, yeşil, kırmızı, turuncu, pembe. Mavi diyecektim pembeye. Sarı. Bakalım başka. Açık kahverengi. Onu seçtim bu falan. Koyu mavi. Koyu yeşil. Ve mavi. Abi bir şey soracağım. Kalemlerin uçları kötü olmuş. Kalemleri açalım mı? Kalemlerin ki. Baksana bu uçlar güzel boyamaz ki. Bu boyardı mesela. Bu pek güzel boyayamaz. Nasıl açacağız? Kalem tıraşla. Bekle getiriyorum. Evet, kalem tıraşı buldum, getirdim. Sen mi denemek istiyorsun? Peki al bakalım. Deneme. Şöyle bak, ben sana ilkini göstereyim. Tut sen. Kalem tıraşı tut bu şekilde. Bunu buraya sokuyoruz. Dur, büyük olana. Sonra yukarıya doğru biraz bastırarak çeviriyoruz. Ama sıkı tutman lazım kalem tıraşı. Dene bakalım hadi. Kalem tıraş sabit kalıyor anneciğim. Kalemi çevireceksin. Ben yapayım mı bir tane? Göstereyim. İşte böyle. Böyle de bir şey çıkması lazım. Bu da etrafını açtığımızı gösterir. Şimdi onunla şurayı boyar mısın? Ben de sana yeni kalem açayım. Turuncuyla burayı boyayalım. Rengarenk bir balon yapacağız seninle. Sadece şurayı. Ben burayı birazcık batırdım rüzgar ya. Neyse ya, bir şey olmaz. Hadi o zaman. Hayır hayır, bunlar kalsın, ben en son sileceğim. Zaman kaybetmeyelim diye yaptım. Şimdi sen burayı turuncu boya. Ben de buradan başlıyorum. Sen boyadan fırçayla düzgün olmayan şeyleri. Anneciğim, fırça sadece sulu boyada kullanılır. Ben başlıyorum, ben de burayı kahverengi boyayacağım. Tek başına yapabilirsin bu işi. Nasıl olmuş benim boyadığım burası? Tostacağız. Bir şey olmaz ya. Birazcık daha dikkatli olursun, olur biter. Hadi bakalım. Haydi bismillah, başlayalım. Ama orayı farklı renkte yapacaktım ben ya. Ben buraya geçiyorum. Burayı ne renk boyayayım, sen karar ver. Kesin yeşili seçecek rüzgar, bakıyorum. Hadi seç bir renk. Ben seçiyorum, çok uzun sürdü. Hayır. Ama çok bekledim. Burayı da... Peki. Ama başladım artık oraya farklı renk. Teşekkür ederim. O zaman devam ediyorum ben boyamaya. Sen de boyayabilirsin istersen. Şurayı boya istersen. Nereye boyayacaksın? Tamam peki, ben de burayı boyuyorum. Ama o kadar yukarıdan tutarsan şey olabilir. Boyan düzgün olmayabilir. Birazcık benim gibi aşağıdan tut. Evet. Evet şöyle. Arkadaşlar, siz boyama yapmayı seviyor musunuz? En çok hangi kalemlerle boyama yapmayı seviyorsunuz? Daha doğrusu ne çeşit boyamayı seviyorsunuz? Benim gibi kuru kalem mi seviyorsunuz? Yoksa sulu boya mı seviyorsunuz? Yoksa pastel mi seviyorsunuz? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Ben de kalemlerden bakayım. Bakın.